Programımızda bu gece böyle şıkır şıkır bir şarkı ve pırıl pırıl bir solist arkadaşımızla huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Sevim Tuna. Hoş buldum Sadun Aksüt. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu Bağdat yolu deyince hemen hatıra siz geliyorsunuz. Evet, çünkü Bağdat yolu Sevim evet. Tuna, Sevim Tuna Bağdat yolu. Sevim Tuna Bağdat yolu. Öyle oldu. Ne güzel. Siz genç anneannesiniz maşallah. Çok genç yaşta evlenmiş olmalısınız. Ben öyle biliyorum. Vallahi Sadun'cum ben çok genç yaşta sahneye çıkmadım bir takım arkadaşlarım gibi. Bizim aile Rumelili. Bir laf vardır. Anamızın babamızın lafı diyelim. Bir kız 15'inde ya ele ya yere. Ben yere gitmedim ama ele gittim. Çok küçük yaşta evlendim Sadun'cum. Çok küçük yaşta. Memnunum da. Tabii. Memnunum. Yani kaç çocuğunuz var? İki tane kızım var. Allah bağışlasın. O kadar da değil. 14 yaşında bir de torun var. Oh oh maşallah. Canım tabii. Tabii erken yol alan erken kazanır. Erken yol alan şey. Kazanır diyorlar değil mi? Ben de onu söylemek isterim. Peki musikiye başlayış küçük yaşta değil de daha sonraki senelerde. Hem de buna ailenin tepkisi olmalı herhalde sizin ailede Rumeli olduğuna göre. Sadun'cum hiç kimse benimsemedi. Ne? Aslında çocukluğumdan beri müziği çok severim. İçimde bir tutku benim. Hele sahneye çıkmak en büyük tutkum. Fakat küçük evlendim. 1950 senesinde evlendim. Derken iki sene arka arkaya, iki sene arayla çocuklarım oldu. Kocamın işi dolayısıyla Diyarbakır, Ankara gezdik. Ama gene de benim hep içimde bu sevgi var. Ankara'da biraz daha müzik çalışmalarına ağırlık vermeye başladım. Kimler vardı onunla? Yani kimlerle çalışıyordunuz şimdi orada? Vallahi ilk bu işi kafama sokan Yusuf Gül arkadaşımız oldu. Evet. Hala radyodadır kendileri. Çok sevdiğim bir arkadaş. Bir toplantıda Sevim'cim senin sesin çok güzel. Gel seninle bir konser yapalım dedi. Hiçbir bilgim yok. Nasıl konser yaparız? Rahmetli Fahri Kopuz Bey ile beraber müzik çalışmalarına başladık. Bir de Haluk Recai Bey. Yusuf Gül Bey. Güzel de gidiyor ama hani pek böyle sazlı sözlü değil. Düm tek ya, düm tek, düm tek ya, düm tek. Müzik öğreniyoruz. Bir ay, bir buçuk ay bir çalışmadan sonra büyük sinemada bir konser yapmaya karar verdik. Güzel protokol, kalabalık. O zaman da biliyorsun sinemalarda konserler çok önemli evet, bir dava. Tabii, tabii. Şimdi yani büyük solistler, solist olan arkadaşlarımız ara programlarda. Yusuf arkadaşım eksik olmasın. Sağ başa benim resmimi koymuş. Sol başa benim resmimi koymuş. Velhasıl sahneye çıktım. Müzik A'dan çalıyor, ben Z'den. Onlar Z'den çalıyor, ben A'dan. İkisini bir araya bir türlü getiremedim Sadun'cum. Çünkü yeni ilk defa heyecan, ışık. Ne bileyim yani hiç bilmediğim bir konu. Sazlar? Sazlar var. Çok güzel. Bütün şimdiki o Ankara Radyosu'nun sazları hepsi. Hatta Özer Altınbey arkamda. Keman. Bir türlü olmadı. Millet demiş ki Allah'ım ne güzel kadın. Keşke şarkı söylemese de seyretsek. Çok güzel. O tarih velhasıl, için güzel evet. Şimdi. İçinde güzel de. Sağ yani olun. Hem çok okuyun çok hem görün. Ve yani o konserden olsun. Fiyaskoyla bitti konser. Yani hiç de ben mutlu olarak ayrılmadım. Evet. Şu gördüğün bilezik de hani herkes kulağına küpe takar. Ben de koluma bilezik taktım. Bu o konserin ilk kazandığım parasının bileziğidir. Böyle senelerde artık çıkmıyordu, burada kaldı. Yani bu ne demek? Yani hak etmediğim bir paraydı. Hak etmediğim gibi. He, çünkü sağdım müzik bu kadar kolay böyle 5 parça, 10 parça, 20 parça okunup da sahneye çıkılacak kadar yani müzik... Ucuz bir sanat olmadan değil. Ucuz bir sanat değil Sadun. Hatamı anladım. Hatamı anladım ve bayağı kendime küstüm. Yani ne cesaret. Koskoca büyük sinemada astronomi olarak cesaretlendirilmişim. İşte öyle oldu. Görüntümün herhalde çok bunun payı şeyi oldu. Sonra Sadun yine kocamın mesleğinden dolayı İzmir'e tayin edildik. Ama ben devamlı müzik çalışmaları yapıyorum. Bu arada Mehmet Kasabalı Bey'den rahmetli yine Kadir Şençalar Bey. Çok yeni olmakla beraber Mustafa Erses'ten. O zaman ikimiz de aynı evrelerdeyiz. Ama bunun yanı sıra hem onunla diyorum bir de bir arkadaş tanıdım. Necdet Karar. Yani bir ismi de
Chopin Necdet. Evet, Chopin Necdet. Onunla evet. beraber piyano ile İtalyanca müzik yapmaya başladık. Hafif batı müziği yani. Evet, evet. Ve bir lokalde bir iki gece böyle çalışır gibi bir duruma girdik. Derken bir gün bir kalabalık gecede Sayın Rüştü Şardağ Bey, ilk defa karşılaşıyoruz. Hanım kızım gel bakayım dedi. Senin sesin çok güzel. Sen ne okuyorsun dedi. İtalyanca şarkı okuyorum dedim. E sen dedi bunun manasını biliyor musun? Doğru. Hayır. İtalyanca biliyor musun? Hayır. Peki kızım nerede ağlanır, nerede gülünür biliyor musun? Peki niye sen Türk müziği okumuyorsun? Bak ne güzel dedi radyo imtihanları açıldı. Bu arada bir cemiyet kurulmuş. Necdet Varol. Hı hı. Cemiyetin başkanı. Evet, İzmir'de. Gel seni o imtihanlara sokalım. Sen Türk müziği oku. İstikbalde böyle kazanırsın. Bu meslekte istikbal yok. Yani bilmediğim haklı tabii. Allah razı olsun. Ve ben tabii daha çok çalışmalara başladım. Bu imtihanlara girdim. Şimdi o imtihanlarda ne olduğunu merak ediyorum ama şurada bir anlık dursak da madem ki orada bir batı müziği çalışmaları var. Sizin bir arşiv filminiz var. Aman bir, ne güzel. Evet bir tango okurken onu beraberce görelim. Evet onu görelim beraberce. Ayrılık belki ölümden beter. Çektiğim bu acı bana yeter. Allah'ım bu dert ne zaman biter? Taş olsa ağlar gelirdi dile. Yetmez mi artık çektiğim çile? İsyan edecek olur gönül, bırakmaz kahpe fene. Söylemek isterim derdimi, gözlerim görmez olur. Yaşasa gönülde bin dilek, düşman olur bana her melek. Dert sanki kum ben de bir çölüm, en büyük saadet bana ölüm. İsyan edecek olur gönül, bırakmaz kahpe fene. Söylemek isterim derdimi, gözlerim görmez olur. Yaşasa gönlümde bin dilek, düşman olur bana her melek. Dert sanki kum bende bir çölüm, en büyük saadet bana ölüm. Dert sanki kum bende bir çölüm, en büyük saadet bana ölüm. Ya işte bir de güzel tanımadım. Sürpriz. Evet. Bu İzmir'de imtihanlarda kalmıştık. Şimdi İzmir'de imtihanlara girdiniz radyo imtihanlarını. Sonra? Şimdi Sadıncığım bu cemiyete girdim. Güzel çalışmalarımız başladı. İmtihanlara müracaat ettim, girdim. Bunun neticesi arasında enteresan bir şey. Bir film teklifi aldım. Hı? Evet. Daha sahne hayatım yok. Şimdi İzmir nerede görürlerse şirketi. Seni tabii değil mi? O zaman da güzel bir kız hemen kapıyorlar yani. Herhalde Sadıncığım. Bir film teklifi aldım. Filmin ismi de enteresan. Kocamdan ayıramazsın. Evet. Evet. Onun da broşürleri olacak galiba bir tane onu film. Onu da mı buldunuz? Onu da bulduk. Onu bravo da bulduk. Sana. Vallahi onu da bulduk. Bravo. Derken film yaptık. Atilla Ergün, Kemal Deli Orman ve Sevim Tuna. Pek de bir güzel oldu galiba o devirde. Ve ben filmin galasına gittiğimde kocamdan ayrılmış olarak gittim.
Yani. Kocamdan ayıramazsın, evet, filmin, evet, adı. Filmin sen adı, kocasız gidiyorsun. Evet, filmi. Maalesef öyle. İkisini bir arada götüremedik. Kötü bir talih. Evet, iki de küçük çocuğum vardı. Şimdi o zamanki devirde sahne teklifi alıyorum. Sahnede 100 lira veriyorlar bana. Gecede 100 lira. Evet, gecede 100 lira. Aylık? Radyoda aylık 75-100 lira arası. Benim geçimim mümkün değil. Yani çocuklarımın, doğru, ekonomi durumundan okutmam lazım. Doğru. Ya ailem tamamen bana sırt çevirdi sahneye çıktım diye. Yani bütün yakınlarım, İzmir mazbut bir yer zaten. Evet. Karşı geldiler. Ben çalışmak mecburiyetindeydim. Ve o zaman radyoya giremeden sahne hayatına atıldım. Ama çalışmalarımı hiç bırakmadım Sadun'cum. Devamlı, çok haftanın güzel, 5 günü evde müzik. Çok güzel. Nota. Dersleri aldım. Ve evet, yani devamlı 5 gün haftada çalışma günlerimiz oldu. Yani 7 gün çalışıyorsam bunu 5 günü çalışmayla geçti. Müzik bu kolay bir şey değil Sadun'cum. Hiçbir zaman yani hiç. Yani eğer, tabii, bunu yaşıyorsan müziği, çalışmak şart. Tabii. Ve böylelikle işte gazinolara orada geçiş gazinolara geçiş oldu Sadun'cum. Ben yanılmıyorsam eğer tarih 1962'dir İstanbul'a geliş. Evet. Ve o tarihlerde Yeni Sabah diye bir gazete çıkardı İstanbul'da, çok güzel bir gazete. Evet. Ben de o gazeteye yazı yazardım. İlk röportajınızı da ben yaptım Sevim Hanım. Bak Sadun, çok enteresan ya, bu. Vallahi, gazetedeki bravo, ilk İstanbul'daki ilk röportajınızı ben yazdım. Senin çalışın çok iyi biliyorum da o röportajı, evet, pek hatırlayamıyorum. O zamanlar Teşvikiye'de Hüsrev Gerede Caddesi'nde oturuyordum sen. Cenger Apartmanı. Evet, onu da biliyorum. Evet. Vallahi bravo ya. O röportajı yani ben yaptım. Gerisini şimdi İstanbul'u siz anlatın. Şimdi artık İstanbul'da yine büyük bir gazinoyla anlaşma yaptım. Solistimiz Zeki Müren Bey'di. O zaman sezonluk çalışılıyordu Sadun'cum, bilirsin. Evet. 6 aylık, 8 aylık, böyle 20 gün, 10 günlük, 15 günlük işler değildi. 6 ay gibi bir zaman beraber çalıştık. Çok da bir güzel oldu. Ama tabii şimdiki tabiriyle biz o zaman alt kadrolarda çıkan, tabii, sanatçılardık. Sonra Ankara'ya geçiş oldu. Ankara'ya geçiş oldu derken daha üst düzeyde bir geçiş, şimdi, değil mi? Şimdi Sadun'cum mesela burada İstanbul'da aşağıdan 3-4 çıkıyorsak bu sefer Allah rahmet eylesin Mediha Demirkıran hanımefendi solistimdi. Ankara'ya büyük bir gazinoya gittik. Bu sefer yukarıdan böyle ikinci, üçüncü olmaya başladı. Peki. Yerim daha bir güzelleşti. Gene müzik çalışmaları yapıyoruz. Bu müzik çalışmaları yaparken siz Ankara'ya gittiniz ya. Evet. Daha üst düzeye çıktım diyorsunuz. Evet. Şimdi daha üst düzeye çıkmışken daha sonraki devirlerde yaptığınız bir filminiz var. Onu da izlesek şimdi beraber bakalım. O aradan siz ne kadar farkını, yani ne kadar farkınız oldu onu siz daha iyi anlayacaksınız. Affetmem Asla Seni diye meşhur bir şey. Ateş olup yaksan da. Ateş olup. Ha tabii. Yıldırım Gülçesi'nin şarkısı. O da güzel, onu enteresan. Onu dinleyelim bakalım. Dinleyelim Sadun'cum. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ah olup baksan da, affetmem asla seni. Som altından taç olsan, aşkına muhtaç olsan, derdime ilaç olsan, affetmem asla seni. Yahut yıkıdan olsan, alipekten şan olsan, peteklerde bal olsan, affetmem asla seni. Yakut yüklüden olsan, alipekten şan olsan, peteklerde var olsan, affetmem asla seni.
olsam günlerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Şarkı olsam dillerde, Gonca olsam günlerde, Leyla olsam çöllerde, affetmem asla seni. Son altından taç olsa, aşkına muhtaç olsa, derdime ilaç olsa, affetmem asla seni. Yakut tüküda olsa, halifekten şan olsa, eteklerde var olsa, affetmem asla seni. Yakut tüküda olsa, halifekten şan olsa, eteklerde var olsa, affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Affetmem asla seni. Bu siyah beyaz film de bir güzel bir arşiv, güzel bir hatıra oluyor değil mi? Çok güzel. Peki Ankara'da rahmetli Mediha ile başladınız. Sonra? Sonra çalıştım Sadıncığım, yani çok çalıştım. Müziğin sonu yok biliyorsun. Evet, ben tabii. Yani 30 senedir hemen hemen sahne hayatındayım. Her gün amatörüm. Hiçbir zaman profesyonel. Sözünüzü kesmek istemiyorum da. Benim sevgili hocam Laik Karabey'in Moskü Mecmuası'nda yazdığı bir yazıda şöyle bir laf vardı. Bir ecnebinin lafıymış o, hocam yazmış. Moskü'de oldum demek öldüm demektir. Çok güzel Sadın. Onun için çok her güzel. Zaman evet. Çalışacağız tabii. Evet, evet. Evet, buyurun pardon. Derken herhalde daha ilerledim artık Sadun. Biraz tabii. Olgunlaşmaya başladım. Evet, tabii. Solistik teklifi aldım. Ankara Gölü Gazinosu'ndan. Ve 4 sene aynı gazinoda solist olarak çalıştım. Yani az solist izlediniz artık. Az solist olarak bendim. Halen bu az solistlik devam ediyor. Allah'a bin şükür hala çalışıyorum. Gidiyor. Az solistlik zor mu? Sadıncığım kolay bir şey değil tabii. Bütün mesuliyet üzerinizde. Gazino dolar, gazinodandır. Gazino kötü olur, az solistendir. Yani az solist tabii biraz zor bir şey. Kontak kurması şart. Halkın az solistle birlik kurması şart. Hı hı. Yani o birliği, bilmiyorum başka bir şey o. Yani herkesin becerebileceği bir iş değil. Hı hı. Solistlik zor tabii. Çalışmak lazım, bilgi lazım. Mesela bakarsınız oradan hiç ümit etmediğiniz bir şarkı istenir. O şarkıyı okumak mecburiyetindesiniz. Yani böyle 5 şarkıyla, 8 şarkıyla, 10 şarkıyla. Hani benim o ilk çıktığım gibi sahneye çıkmak az solistlik olmuyor sadece. Bir meslek yani bir A'dan Z'ye kadar çalışmak lazım. Tabii. Bu az solistlik dediniz. Ben de uzun yıllar çalıştım. Beraber de çalıştık gazinolarda. Çalıştık. Şöyle bir şey var. Bu solistler... Sahne arkasını bir liste asıyorlar. Onun üstünde yazılı 60 tane şarkı yazılı. Yahut 40 tane şarkı yazılı. Bunları yalnız kendisi okur solist. Şimdi şöyle bir şey var ki tabii ki günün şarkılarını az solist okuyacaktır. Yani çok popüler olmuş günün şarkılarını az solist okuyacak. Ancak diğer şarkıların için o kadar zapt ediyorlar? Niye o kadar ambargo koyuyorlar? Kendinden evvel sahneye çıkmış olanlar okusa onlar olmaz mı? Kendisi okumuyorsa o gece diğerleri okusun. Hayır, böyle bir ambargo konur. Katiyen az solistten başkası onu okuyamaz. Kıyamet kopar gazinoda. Sadıncığım, bunun sıkıntısını ben çok çektim. Çok çektim çünkü buna en güzel riayet eden kişilerden biri de yine Zeki Müren Bey'di. Ki ben hemen hemen şey derim. Müsbet yönde evet, herhalde. Müsbet yönde. Birçok solistlerde dediğiniz gibi 12 tane en fazla okusak 14 tane 15 tane okuyalım. Fakat 35 tane şarkı yazılan sahne arkasında listeler gördüm. Ve mesela hiç akılda olmayan o 35'in dışında okuduğum bir şarkı yine dikkat çektiği zaman solist onu da alıyor alta yazıyor. Ve büyük sıkıntılarla biz evet. Büyük sıkıntılarla evet. Geldik ve inanır mısınız benim biraz da hani böyle azmetmem, çalışmam yani az solist olmama sebeptir bu sahne arkasındaki listeler. Ve ben yani çalıştığım sürece
Çok az repertuara sarım sahne arkasına. Ya asmam aslında da bazen çok önemli bir tabii, yer olduğu zaman çok Alaturka okuyan sanatçı arkadaşlarım. En fazla astığım 10-12'ye geçmez. Ki bunun yani bazen de arada arkadaşlar gelir işte Sayın Hanımcığım hani ablacığım işte bizim şu şarkı çok tutuluyor müsaade edin. Aradan da bir iki tane verdiğim olursa adım. Çok böyle güzel. Olursa birlik olur yani insan kendine güvenmezse zaten astrolist olamaz. Değil mi? Ya okuyamaz başka şarkı o kadardır bildiği astrolistin daha fazla bilgisi olması lazım. Tabii. Beraber çalıştık dedim. Bir İtalyan müzisyen gelmişti İstanbul'a. Bana bir iş teklif etti. Bu ufak ufak şarkılar, türkülerden motiflerle bir de benim hazırlayacağım bazı motiflerle oluşacak bir müzik çalışması, bir stüdyo çalışması yapacaktı. Bir de solist lazımdı. Hatırladınız mı şimdi Sevim Hanımcığım? Teklif ettim de çünkü beraber çalışıyorduk. Hatırladım. Şimdi bu çok enteresan bir hatıra olduğu için söylüyorum. Gerisini siz anlatın yine sevgili dinleyicilerimize. Şimdi Sadun'cum yine o aralar bir Londra seyahatimde. Sinemaları çok severim. O zaman da pek fazla zaten televizyonlarda izlemiyorduk. Sinemaya gittim. Odeon sinemasına. Fellini'nin bir filmi varmış. Ha, Federico Fellini meşhur. Evet. İtalyan. Evet. Evet. Girdik. Filmin yarısına doğru antrakaristan sonra bir sahne. Allah Allah. Sinema çınlıyor. Ben okuyorum. Siz eşlik ediyorsunuz. Türk müziği çalıyor. Bir şarkı değil bilim. Oy farfara falan. Velhasıl böyle hayretler içinde bir yanlışlık var herhalde dedim. Üç kere gittim filme. Histerikon. Yalnız filmi. Kadın evet. Diye biz burada biz yaptık. Biz yalnız kadın diye yaptık. Halbuki orada kullanmışlar. Tabii biz o arada filmde kullanılacağını bilmiyoruz. Paralar aldık galiba. Para aldık canım. Herhalde Federico Fellini'nin vereceği parayı ama değil. Tabii sonradan orada bazı dostlarımla konuştum bu konuyu. Birkaç kere gittim, dinledim. Dediler ki dava açalım. Yani bizden müsaadesiz kullandıkları için bayağı büyük para aldırmışız Sadun. Ama işte ben o zaman pek de lisan da bilmiyordum. Üzerinde de durumu zaten vaktim kısıtlıydı. Velhasıl bizim bantımız hala orada. Sesimiz senelerdir herhalde şimdi artık kaset olmuşlardır onlar. Herhalde. Kim bilir izleyemedim. Yani öyle bir hatıramız kaldı. Güzel bir hatıra evet, değil evet. Mi? Sen de çok çalıştık ama sadece. Epey. Sadece çok çalıştık. Ve çok da rahat çalıştık. Allah'a şükür hamdolsun. Benim sahne arkam, zannediyorum sahnedeki saz arkadaşımla irtibatım çok rahat. Gayet güzel. Çok rahat çalıştık. Çok rahat çalışırız evet. Sevgili Tuna, bu filmden bahsettik. Federico Fellini'nin filminden de film hemen gene çağrışım yaptı. Başka filmler de çevirdiniz siz. Tabii Sadun. Ben filmden evvel 70, 60, yok pardon 78-79'da ilk Kadir İnanır'la beraber Bağdat Yolu fotoğrafını yaptım. Fotoğrafın güzel. Evet. Ondan sonra iki tane film yaptım. Birisi My Fair Lady'den alınma, Yaratılan Kadın, hı hı. Uğur Güçlü, Önder Soner. İkincisi Ömercik, Tanju Gürsu, Ana Kalbi. Ana Kalbi. Birkaç tane de misafir sanatçı olarak oynadım filmlerde. Evet. İşte filmler böyle gitti. Ana Kalbi filmi. Ana Kalbi filminin biz bir bölümünü bulduk. Ay. Evet. İnanmıyorum. Evet, burada bir şarkı var, Gözyaşlarım diye. Filmin aynı zamanda bu Gözyaşlarım adlı şarkının söz yazarı Sayın Ümit Utku. Bestekardı bizim sevgili arkadaşımız Selahattin Erköse. Şimdi size onu dinletmek istiyoruz. Çok güzel bir sürpriz. Sağ ol. Evet. Aşkınla yanan kalbim ıstırabın elemi aşkınla yanan Kalbimden yara dökülür, aşkla divane. Kalbimden yara.
yaşlarım, göz yaşlarım. Elem ıstırap yaşım, yaşlarım, göz yaşlarım. Nasıl buldunuz? Güzel. Hepsi sürpriz, evet. Çok güzel. Zamanımızın az solisti olan birçok kişi var. Bunlarla sizin dostluklarınız, ahbaplığınız var mı? Ah Sadun, ne güzel bir şeye değindin. Var, var tabii. Mesela bir müzeyen Senar Hanımefendi'yle çok dostuz. Hemen hemen bütün yaz, bir de tekne arkadaşıyız. Güzel. Bütün günlerimiz beraber geçiyor. Onlara, yani o jenerasyondaki sanatçılara hayranım. Mesela Safiye Hanım, Müzeyyen Hanım, Hamiyet Hanım, Perihan Hanım, Zehra Bilir Hanım. Evet. Zannediyorum siz. Evet, ben ne de güzel varım. Toplanıyorsunuz aralarda. Ne bileyim, bir hafta, bir ay orada, bir ay burada, yemekler, davetler. Bizim jenerasyonumuz arasında bir kopukluk var Sadun. İki kişi bir araya katliyen gelemiyoruz. Katliyen, ama ben sana teklif ediyorum. Lütfen böyle bir solist konuşmasında iki solisti bir araya getirsene, lütfen, rica ediyorum. Bakalım ne olacak? Yok, böyle yani tek tek konuşmak daha iyi benim rahat için. Oluyor. Evet. Evet, maalesef bizde bir kopukluk var. Yani hiç böyle dostluklar, samimiyetler uzak, bizde yok o. Niye, vefa hissinden yoksun muyuz yani? Yani biz, ben kendimi de katıyorum bu işin içine. Vallahi Sadıncığım, ben dostluğa çok ehemmiyet veririm. Çok sevecelim. Evim, kapım herkese açıktır. Yani arkadaşlarım hakikaten çok seviyorum. Cemiyette çok güzel bir yerim vardır. Yani gelen dostlarım, ama sanat camiasında çok fazla irtibat kurduğum arkadaşım yoktur. Yok. Olmuyor. Sağlık olsun. Yani ben kuruyorum da belki onlar kuramıyor. Olmuyor. Yine de can sağlığı olsun, dostlar sağ olsun diyelim. İnşallah günün birinde böyle bir dostluklar kurulur. İnşallah Sadıncığım. Bizim yönetmen arkadaşımız herhalde güzel yerlerde görüntülemiştir yahut görüntüleyecektir sizin şarkılarınızı. Şimdi bir Selahattin Pınar şarkısı dinleyeceğiz. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Anladım sen. Beni sen nazlı çiçek.
Sevgili Selim Tuna, bir şey sormak istiyorum size. Bu benim merakım. Nasıl düzelir diye merakım. O da şu. Sahnelerde solistlerle ses sanatkarlarının aldığı ücret arasında çok büyük fark var. Çok büyük bir uçurum var. Bu böyle mi olmalı? Yoksa nasıl dengelenir bu? Ya dengelenebilir mi? Biliyorum ki solistlerin masrafı ağır. Evet. Yani onların tuvaletti, elbiselerdi, bilmem ne falan bir sürü şeyler tabii. Sahnelerde bu kadar masraf yok. Ancak yine de fark çok büyük. Bu nasıl ortadan kalkar, kalkabilir mi, düzelebilir mi, dengelenebilir mi? Vallahi Sadun'cum aslında düzelir zannediyorum. Çünkü niye? Biz sizlerle bir bütünüz. Teşekkür ederim, çok güzel. Beste sizden, müzik sizden, icra bizden. Sizler ve bizler olmasak zaten gazinolar olmaz. Zannediyorum ki biraz da zaman değişti yani. Ben aslında çok üzülüyorum Sadun'cum. Sizlerle çalıştım çok şükür hamdolsun ama bir Selahattin Pınarları, bir Saadettin Kaynakları, bir Şerif İşleri. Bunlara müsait evet. olmadı yani. Yaşım müsait değildi. Beraber çalışamadım. Şimdikiler küçücük çocuklar bakıyorum 14-15 yaşında saz alıp sahneye çıkıyorlar. Evet. Tabii bunlar bu şekilde saz çalışması olmaz. Çok iyi üstadlarımız var. Zannediyorum ki herhalde sizler gibi değerli sanatçıların maddi konuda böyle bir sıkıntısı olmaması lazım. Şimdi o 14-15 yaşında çocuklar sahneye çıkınca tabii de o kadar çocuk da herhalde musikinin künhüne vakıf evet, olamaz. Evet. Yani bir sazende enflasyonu başlıyor. Var, o da gazinocuların işine geliyor belki. Ucuza kapatıyor. Evet işte bir bakıma da öyle oluyor. Sanatçı değerini düşürmüş oluyorlar öyle düşürmüş mi? Düşürmüş oluyorlar maalesef. Maalesef. Üstadlarımız her zaman değerli, kıymetli ama işte bu konuyun aslında parmak basılacak bir konu bu. Şimdi okullu olurlarsa bu devlet konservatuvarından harika. Diğer konservatuvarlardan yetişirlerse herhalde bu şekilde olmayacaktır. Bu şekilde dengeli. Yani kültürle dengelenecektir herhalde. Muhakkak Sadun. Çok da yine benim dediğim gibi çalışmayla yani böyle hani önlüğünü atıp sahneye çıkıp bilmem sazını doğru. alıp sahneye çıkmakla hayır. bu iş yürümez Sadun. Kültürle yani biraz kültürle yürür. Okullu biraz olarak. Okullu olarak evet. yürür Sadun'cum. Zannediyorum böyle. İnşallah öyle olacak. İnşallah Sadun. Güzel bir şarkı var. Rahmetli Muzaffer İlkar'ı analım. Sen de onu çok güzel okursun. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum diye. Okuyorum. Burada güzel görüntülerle seyredelim bunu da ve dinleyelim. Thank you.
Musiki dışında evde gördüm. Bir de resim sanatıyla uğraşı var. Yakında galiba çok iyi bir resim olarak göreceğiz seni. Yok ya Zadurcuğum, amatörüm ben ama şöyle bir şey var. Ben ev hayatını çok seviyorum. Evimi çok seviyorum. Pek fazla öyle gece hayatında da ilgim yok. Kumar, konker, sigara. Bilhassa sigarayı bıraktıktan sonra 9 sene Allah nasip etsin herkes bıraksın bu sigarayı. 9 sene gibi bir zaman oldu bıraktım. Ve evde kendime bir uğraş aradım. Ama hiçbir yere gidip öğrenmedim. Evin manzaram çok güzel, evin balkonu. Yazın oturuyorum oraya. Bir tuval aldım, biraz boya aldım. Kendi kendime. Kediyi koydum karşıma, kendi kedim orada. Kedimi koydum. Bir iki manzaralara baktım. Bir şeyler yaratmaya çalıştım. İnşallah iyi olmuştur bilemem. Çalışıyorum, amatörüm yani. Çok amatörüm çok ama inşallah zamanla biraz daha ilerleteceğim. Evin üst katı da çiftlik gibi maşallah. Teras katı. Hayvanlara aşırı bir tutkum var Sadıncığım. Evet, kimse duymasın. Laf aramızda, çatı katında 4 tane tavuğum, 1 tane horozum var. Ve her gün 4 taze yumurta alıyorum. Maşallah. Evet. Peki bunlar orada geziyorlar değil mi? Hep benim gördüğüm terasta. Geziyorlar. Orada bakıyorum onlara. Sessiz sedasız da geziyorlar. Bir de küçük köpeğim var. Bir de kuş aldım. Şimdi küçücük böyle bir muhabbet kuşu. İnşallah onu da konuşturacağım yakında. İster misin? O da başlasın Bağdat yolunu söylemeye. Olabilir, niye olmasın? Ya hayvanları seviyorum. İşte bu resim de bende bir hobi oldu. Herhalde çok güzel bir şey. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Beğendim. Ve sanatkar arkadaşların böyle hobileri güzel. Herhalde çok güzel oluyor. Vallahi Sadım, ben memnunum yani. Zaten çok da hoşuma gidiyor. Kadın saatleri var. Gündüz izliyorum. Hı hı. Ne güzel şeyler yaratıyorlar. Şişelerden vazolar, çiçekler. Yani aslında uğraş güzel bir şey. Yani oturup da boş zaman. Bu resim yapanlara çok gıpta ediyorum. Ben hiç bardak resmi bile çizemem hayatım. Çizersin, çizersin. Ben çizdikten sonra sen de çizersin. Sen gördün resimleri, kabiliyetlisin çok maşallah. Yok. İşte daha yavaş olacağız. Pişeceğiz daha yavaş İnşallah. Yavaş. İnşallah. Şimdi eski günlerimize dönelim. Sahne çalışmaları yaptığımız günlerdeki gibi bu programımızın da bir geleneği haline geldi. Ben de heyecanlanıyorum ama doğrusu şimdi. Sen bir şarkı oku, ben de çalayım, eski günleri analım. Okuyalım Sadıncığım. Hangisini? Uşak yapalım. Uşak yapalım. Yalnız bırakıp gitme bu akşam inerken. Pekala. Pekala. Gerçekten de heyecanlanıyorum ben bu programda solist arkadaşlara çalarken. Eyni dön.
içerken. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sadıcığım. Sevgili seyircilerimiz, eski bir arkadaşımız, değerli bir solist Sevim Turan'ın konuk olduğu Taş Plak'tan Bugün adlı programımız burada sona eriyor. Hepinize sağlık ve mutluluklar dileriz. Hoşçakalınız. Yüzüm şen.